Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Siz? Güzel de iyi, sağ olun. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Alyans bakacaktık. Ben hemen göstereyim öyleyse size. Lütfen. Bak, istediğin modeli seçebilirsin, tamam mı? Yani karar senin. Ben sana bırakıyorum. Aslında gerek yok ama işte prosedür. Aynen öyle. Evet. Modellerimiz bunlar. Şey, klasik alyans. Yani taşlı falan olmasın, sade olsun lütfen. En sade, bakın. Son günlerde en kullanışlı diyebileceğim müziklerimden biridir bu. Buyurun. Deneyebilirsiniz. Buyurun. Bence çok yakıştı. Tamam mı? Bu kadar mı? Evet. Tamam. Bunları istiyoruz. Tek taş bakalım mı? Ne dersiniz? Harika modellerim geldi, biliyor musunuz? Öyle mi? Tamam, hemen bakalım. Yok. Tek taşa gerek yok. Yani sadece alyans bence. Çünkü taşlı ve parlak şeyler alyansa gölgeliyor. Sen ciddi misin? Yani gerçekten bakabiliriz. Gerçekten istemiyorum. Aslında çok haklısınız hanımefendi, biliyor musunuz? Ama kadınların neredeyse hemen hemen hepsi tek taşa çok daha fazla değer veriyorlar. Ama sanırım siz sadelikten yanasınız. Evet. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Ama inanır mısınız, ilk defa bu kadar kolay karar veren bir bayanla karşılaşıyorum. Hanımefendi, sizin hayatınızı da oldukça kolaylaştıracak gibi görülüyor Onur Bey. Çok şanslısınız. Sağ olun. Ben bunları hemen paketleyeyim. Çok teşekkürler Fatih Bey, sağ olun. Rica ederim Onur Bey. Ya kusura bakma, seni de böyle apar topar buraya getirdim ama canım çok tatlı çekti. Laf olmaz yani, madem canın tatlı çekti, tabii ki geleceğiz. Hem zaten çok güzel bir yermiş bu arada, manzarası falan. Bana da bu kadar iş stresinin arasında değişiklik oldu. Tatlıları da çok güzel. Yani normalde ben tatlıyı pek sevmem ama herhalde aşermek böyle bir şey anlamadım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir sade Türk kahvesi alayım. Yanına da soda lütfen. Ben bir tane limonlu cheesecake yok, limonlu cheesecake değil. Frambuazlı dondurma, vanilyalı dondurma ile frambuazlı dondurma yan yana birlikte olsun yani. Yok ya, o da değil. Sizin şey çikolatalı kekleriniz çok güzel. Ben onlardan alayım en iyisi. Şöyle çabuk getirseler bari. Yani çok acayip bir durum bu. Çözemiyorum. Efendim? Merhaba Lale Hanım. Onur Saygın ben. Doktorunuz. Nasılsınız Onur Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ofisimde size ait bir dosya buldum da. Sanırım annenizle geldiğiniz o ilk gün bıraktınız. İçinde başka bir hastaneden alınmış ultrason raporu var. O günün raporları. Ben o gün size çok mahcup oldum. Çok özür dilerim Onur Bey. Mahcup olmanıza gerek yok. Rica ederim. Olanları unutun. Önemli değil. Ben hem onu söylemek için aradım hem de eğer... Bugün müsaitseniz uğrayın. Bir testimiz var. Onu yaparız. Hem de dosyanızı alırsınız. Tamam, olur. Ben o zaman bugün uğrarım. Peki. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir sorun mu var? Yok. Bir sorun yok.
Doktor beyin odasında ultrason raporlarımı unutmuşum da yapılması gereken bir tahlil varmış. O yüzden aradım. Biz o ultrason raporlarını almadık mı gittiğimizde? O ultrason raporlarını aldık ama o günün raporları değil onlar. Yani ben senden önce gitmiştim, orada unutmuştum. Şöyle ben sana anlatayım. Şimdi ben aslında o gece seninle yemekte buluştuğum gece Onur Bey'le buluşacaktım. Ama sizin ikinizin adı da Onur olunca ben kendimi senin masanda buldum. Aslında buluşmam gereken kişi Doktor Onur. Sonra da tabii her şey nasıl ne kadar hızlı gelişti biliyorsun. Hamile olduğumu öğrendiğimde de hesap sormak için onun yanına gittim. Karşımda Doktor Onur'u görünce de şok geçirdim tabii. Tesadüfün böylesi. Yani normalde doktorun başını yakacaktın ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ama her şey koskocaman bir tesadüftü işte. Yani sana bunu anlatmaya çalıştım ama. Ya tamam. Gerçekten daha iyi anlıyorum seni, merak etme. O zaman şöyle yapıyoruz. Buradan gidiyoruz. Tabii sen pastalarını yedikten sonra raporları alırız. Sonra da ben seni evine bırakırım. Anlaştık mı? Şey yapma ya. İşin varsa ben giderim. İşim yok yani. Beraber gideriz. Yani sonuçta çocuğun babası benim. Tamam. Anlaştık. Tamam. Buyurun. Lale Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Nasıl gidiyor gebelik? Var mı bir şikayetimiz? Vallahi aşerme ve duygusallık dışında her şey yolunda. Onlar normal. Şimdi bebeğiniz büyüdüğü için ihtiyaçları da artıyor. Yani bu dönemde biraz fazla yemek yiyebilirsiniz. Fakat bakın günde muhakkak 2 veya 3 porsiyon meyve, bir avuç kuru yemiş, dönüşümlü olarak et, balık ve süt ürünleri, özellikle yumurta. Bunlara dikkat edin. Yani protein çok önemli. Evet, zaten bol bol yemek yiyorum, bol bol su içiyorum. Merak etmeyin. Siz çok iyi bir anne olacaksınız Lale Hanım. Kaprissiz anne adaylarımızdan. Yani kilo almaktan korkmayan nadir anne adaylarımızdan hatta. Ha, kilo demişken öyle her şeyde löp löp yemeyin. Çünkü ilerleyen aylarda biraz sıkıntı olabilir. Yemek yiyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Hepsini dengeliyorum. Harika. Tebrik ediyorum sizi. Babamız da desteğini esirgemiyordur umarım. Değil mi? Çünkü eş desteği bu dönemde çok önemli. Hem sizin için hem bebek için. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu süreçte ne gerekiyorsa yapıyorum. Çok iyi. Güzel. Lale Hanım, şimdi yürüyüşün dışında eğer spor düşünürseniz size pilates tavsiye edebilirim. Aa, süper, şahane olur. Pilates hem size iyi gelir, rahatlatır, hem de doğuma hazırlar. Hatta hastalarımın çoğunun gittiği bir yer var ve gidenlerin hepsi memnun. Öyle mi? Hatta şöyle ki bazen ben de katılıyorum derslere, grup dersleri de oluyor, çok eğleniyoruz. Ben size onları mesaj atacağım, merak etmeyin. Tamam, çok sevinirim. İyi o zaman, gelmişken şimdi bir bebeğimize bakalım, durumu nasıl? Bir iki fotoğraf çekeriz. Ondan sonra da zaten kan almak için laboratuvara geçersiniz. Olur. Süper. Ölçümlerimiz gayet güzel. Suyumuz da iyi. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Yalnız cinsiyetini yine göstermedi. Biraz inatçı sanırım. Hiç merak etmeyin. Bir dahaki gelişinize daha detaylı bakacağımız için o zaman öğreniriz. Lale Hanım, benim de işiniz bu kadar. Zaten tahlil sonuçları için ben sizi tekrar arayacağım. Tamam. Teşekkürler Onur Bey. Rica ederim. Buyurun. Hadi Lale, ben seni evine bırakayım. Kolay gelsin. Thank you.
anneciğim ya. Niye kendini göstermedin? Çok merak ediyorum seni. Artık ne kadar inatçısın kime çektiysen. İnatçı olduğumu söylerler. Sana çekti yani. Yani bence erkek olacak. Bir anda öyle hissettim. Öyle mi hissettin? Yani bence öyle olsun istiyorsun. Ay ne güzel karpuzdu ya. Kendi çektiyse alayım. Ha, yok evde vardır, evde yerim. Ya yoksa? Dur alalım. Samet'te yok şansımıza. Samet olmasın. Sen karpuz alamıyor musun? Ya yiyeceğim nemler sebebi. Tabii ki alırım. Kolay gelsin. Karpuz alacaktım. Seç bir tane abi. Usta alıyorum bunu. Lordumuz karpuz seçiyor. E tabi şirket yönetmeye benzemez. Tamam ben de bunu alıyorum. Enkelini seçmişsin abi. Hadi ya. Gidene kadar canı çekmesin diye bir dilimde sana kestirdim. Ay ne güzel. Güzel. Yalnız yine damlatmadan yersen. Hı? Boğulacağım biraz yavaş ya. Neden damlatacağım ki ben? Doğru düzgün yiyebilirim bunu. Yer misin? Yok ben istemiyorum. Bence de yemezsin. Hı? O kadar güzel ki. Nerede şunu alır mısın? Hı? Damlıyor. Damlamıyor mu? Nerede? Damlıyor Lale. Tamam. Ama çok güzel. Tamam bitti. Ben eve gidene kadar biter mi diye düşünüyordum da. Bayağı hepsini yedin ya. Ama şimdi hamile olduğum için oldu. Çünkü normalde bu kadar çok karpuz yiyemem de. Ben sana birkaç dilim daha kestirip geleyim mi? Çok teşekkürler. Bana yetti. Tamam. Ben hallederim var. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mendilini de kirlettim ama. Yok hiç problem. Ama dökmedim. Yok ben silerim orayı tamam. Kurabiyeler kız. Gece kaçı mavili bunu derler ama. Ellerine sağlık. Afiyet olsun ama. Bana bak. Ne yaptınız bugün anlatsana. Ya bir şey olmadı. Yüzük bakmaya gittik. Hı. Sonra da doktora uğradık. Aa, doktora mı? Onurla beraber mi? Ne oldu? Bilmiyorum abla ya. Bir enteresandı yani. İyi hissettim kendimi. Çok güvende hissettim. Ay ne kadar garip bu duygu ya. Hı. Hele böyle insan kendini güvende falan hissedince. Çocuğun olunca daha iyi anlayacaksın beni. Burnuma bir kokular geliyor. Ben niye çağrılmıyorum? Ne konuşuyorsunuz bakayım benimle gizli? Gizlilik benim göbek adım kızım. Asıl sen neler çeviriyorsun bakayım anlat. Ay ne oluyor ya? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Senden bize fırsat mı geliyor ablacığım? Hastanede tanıştığım çocukla buluştum bugün. Bak anneme söylemek yok. Bin tane soru sorar şimdi bana. Nereden, ne yapıyor, kimden sakın. İyice emin olup öyle konuşacağım annemle. Sen bayağı gidiyorsun yani. Peki nasıl bir çocuk? Ben çok merak ediyorum. Ay, kibar, yakışıklı, zeki. Böyle jet gibi giyiniyor.
işi gücü de yerinde. Güldürüyor beni ya. Güldürsün kız. Güldür adam iyidir ha. Bir sıkıntı yok. Baksana benim halimi. Benim gibi olma kız. Hı. Bak. Göstereyim. Çocuklar. Ayol ne oluyor Allah aşkınıza? Ne yapıyorsunuz? Kurabiye. Sen. Hadi. Hadi yatağa. Hadi hadi hadi. Bak geliyor zaten. İyi geceler annem. İyi geceler anne. İyi geceler anne. Aa, canım 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 canım. Ha, hazır anneciğim, hazır. Tabaklar hazır, kahve hazır. Bu kadar değil herhalde. Yok, çayı da demledim, merak etme. Her şey hazır anneciğim. Lale! Ay siz yine bir bakın da yanlışlık olmasın tabii şeyde. Lale! Allah anneciğim sakin ol. Ne zamandır bu kadar heyecanlı görmüyordum seni. Ay o kızımı evlendiriyorum ya. Ay ne heyecanlı oldu. Bu Lale hazırlanamadı herhalde. Geldim. Ay. Ay. Ablacığım çok şık olmuşsun ya. Ablam ay vallahi böyle saçın, makyajın. Aynı zenginler gibi olmuşsun kız. Vallahi çok güzel olmuş ha. Ağlamayacağım. Ağla. Ağlamayacağım. Bırakma anneciğim. Ya ne olur sen de biraz heyecanlansan. Kuzum ya. Ay o istemeye geliyorlar. Ya sanki beni isteyecekler. Ay o günleri de görürüz inşallah. Yok yok bakın ilk önce ben tamam mı? Tövbe tövbe. Baksanıza ya hepimiz çok şık olmadık mı? Nazar oldu. Nazar nazar. Oldu. Çok şık çok iyi. Ay. 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 Şey oluyor. Nerede kaldı bunlar ya? Sen şey yap. Kapıya sen bak. Telaşa gerek yok. Tamam. Kapıya sen bakarsın. Tamam. Siz de ikiniz yukarı çıkarsınız. Sen gel ben hemen arkadan geliyorum. Geç kalmışım gibi yapacağım. Ah. Ay hoş gel. Kurtuluş. Tanıyamadın değil mi Nurum? Nasıl? Jilet gibi olmuşum değil mi? Nurum ne kadar güzel olmuşsun sen. Bir telaş, bir telaş. Ay sana da bir çiçek getirdiler. Senin ne işin var burada? Anneciğim biricik baldızımı istemeye geliyorlar. Başka nerede olacaktım? Nereden haber aldın? Sen dış kapının mandalısın. Ama anne yani ailenin tek erkeğine böyle şey mi denir ya? Ayrıca siz sahipsiz misiniz ha? Ne derler sonra? Ama başınızda bir adam bulunsun. Sen kendini adamdan mı sayıyorsun be? Yürü git, yürü git görmesin gözüm seni. Anneciğim bunu da size getirdim. Hayret. Düğünden beri ilk defa çiçek getiriyorsun. Bunu da benim hesabıma yazdırma. Yok estağfurullah ya. Sen şeyden anlarsın, sen kürekten anlarsın sen. Nerede benim kürek? Nerede benim krem? Getirdik. Çabuk. Şey, içeride konuşalım isterseniz geliyorlar. Bir Allah versin seninle sonra bir hesaplaş. Ya. O zaman Nurum biz içeri gidelim. Ca. Ah. Ah. Ay. Ah Sarıhanlar da geliyorlar bize doğru. Ay şeyi yapıyorlar da. Ay sağ olun. Ah. Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Aa, yardım. Ya, çok... derler ya yardım edeniniz çok olsun falan diye. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol kızım. Afiyet olsun.
Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kahven güzel olmuş kızım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Söngül Hanım. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... kızımız Lale'yi, oğlumuz Onur'a istiyoruz. Tabii sizce de münasipse. İşte gençler birbirini görmüşler, beğenmişler. Bizce de uygundur. O zaman bize de mutluluklar dilemek kalıyor. Berhudar ol kızım. Babaanneciğim. Sağ ol güzel oğlum. Ay. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan.